Herkese merhabalar sevgili dostlar. 26 Haziran çarşamba günü Bursa yarış programı tahminli süresi sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bir diğer program ise İstanbul tahminleri biliyorsunuz ki o da kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Eğer abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve katılıyorsu olarak destek vermeyi ihmal etmeyelim arkadaşlar. Evet, İstanbul'un da yayında olduğunu söyledik. Onu da bulmak için eğer önerilende çıkmadıysa kanalımıza abone olduktan sonra tıkladığınızda videolar bölümünde son videolarda en üstte görebilirsiniz. Hatırlatmak istedim. Şimdi geçelim tahminlere arkadaşlar. Saat 1.30'da meydan 3 yaşlı Araplar 1300 metre kum pist yarışı olacak. İlk yarış izleyeceğimiz koşuda 12 safkan var. Zöhre Hanım ve uçan balon ekürü olarak start alıyor. 5 duvara yeşil arkadaşlar bu koşudaki favorimizdir. Yarış bir kum yarışı ve at kum pistte kendisini iyi bir şekilde göstermiş, ispat etmiş bir safkan. Son 3 yarışındaki tabelaları itibariyle burada eminim ki birçok kişinin favori safkanı veya favorilerinden birisi olacaktır. Bizim için de öyle. Yine 8 gün evvel İlk çıktığı kum yarışında ikinci olan bir safkan var burada Kadir Tokoçoğlu idaresindeki bir safkan 7 var. delice. Yani bu atın da net bir şekilde kumcu olduğu gözüküyor. Tabi ilerleyen dönemlerde bir kez daha bir çimde, sentetikte denenebilir ama biz şu an kum açısından konuşmak gerekirse atın net bir şekilde kumcu olduğunu söyleyebiliyoruz. O yüzden burada oyunumuzda yer verdik. Peşi sıra arkadaşlar Ekürlerden Çetin Ok İdaresindeki Zöhre Hanım 12 numaranın da bir sürpriz ihtimal için denenebileceği kanaatindeyiz. Orayı 5 7 12 şeklinde bir üç atlı oyunla geçmeyi hedefledik. Gelelim ikinci koşuya saat 2'de 15 handikap 4 yukarı Araplar 1400 kum pistte çıkacaklar arkadaşlar yarışa. Burada izleyeceğimiz 14 adet safkan bulunuyor. Fazla at olması gözünüzü korkutmasın. Öyle bir sıkıntı yaratacak bir durum yok bu koşuda. Favori Mehmet Akyavuz idaresinde SS'li Akif 3 numaradır. Bu atın net bir şekilde performansının son dönemde üst düzeyde olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve bu mesafede de etkili bir yarış koşma durumu söz konusu. Geçmişte yaptığı 1.36 81 derecesi var ki daha iyisini aslında yapabilir ama o kadar hızlı bir derecede gerek kalacağını düşünmüyorum. Şu anki grup itibariyle 15 handicap düzeyinde burada benzeri bir dereceli de yarışı kazanabilir. Peşi sıra arkadaşlar tabi mesafeden bahsetmişken bu mesafenin çok hızlı bir ismi Mahmut Bağ ile 5 numara Buz Pınarı. Bu atı kesinlikle burada göz önünde bulundurmak ve yazmak gerekiyor. O yüzden oyun tercihimi ekledim. Peşi sıra Cemal Tun'la birlikte 54.5 yılda Nedim'in oğlu ki bu yarışa satılık olarak da koyulmuş aynı zamanda. 8 gün evvel ikinci olan ve sonuç yarışının birisini kazanan bir safkan bu mesafede de etkili sürpriz bir galibiyeti imza atabilir. Tabi 14 at var belki birkaç tane daha ilave yapılabilir ama bu şekilde bırakmayı ben uygun buldum onu belirtmek istiyorum. O yüzden de buradaki tercihimde açıkçası yani 3 numara SS'li Akif 5 numara buz pınarı ve 6 numara Nedim'in oldu şeklinde 3 atta bıraktım burayı. Gelelim arkadaşlar 3. koşuya saat 2.30'da 14 handikap 3 yukarı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı. Burada 8 safkanın start alacağı bir koşu. Arkadaşlar burada size sürpriz bir önerim de olacak ama önce bir favoriden başlayalım. Favorimiz 22 gün evvel ikinci olan Kadir Tokoçoğlu ile 5 numara Prenses Dalaka'dır. Kadir Tokoçoğlu burada 58,5 kiloya binecek. Son yarış performanslarında iyi gelen bir safkan bu. Burada 1.16 bir derecede söz konusu. Bu pistte olmamasına rağmen tabii ki söylüyoruz da. 5 yaşında bir safkan tecrübeli bir isim. Bu grup içerisinde bu tecrübeyi de fark olarak kullanabilir. 1 numara Dubai Express. İbrahim Sefa Söğüt idaresindeki Safkan ikinci at olarak değerlendiriyoruz burada arkadaşlar. Yine atın e, galibiyet ihtimali var diyebiliriz. 9 gün evvel 4. elde etti. Onur Yıldız'da 62 kiloya rağmen Down of the Night 3 numara. 114 81lik bir e, dereceye sahip bir safgan. Grup içerisinde çok büyük bir e, avantaj olabilir bu ama kilosu da çok yüksek. Bu kadar dereceyi bulabileceğini düşünmüyorum. Yine de e, Down of the Night'sız oyun yapmayın derim. Ve şimdi geldim o sürprize. 6 numara Duruşu yeter. Bu ata dikkat edelim. Alican İnci idaresindeki safkan. Bir sürpriz gelecekse bu attan gelir arkadaşlar. Ee, diğer isimler tabii ki ne kadar olur ganyanları vesaire bilemiyorum. Verdiğimiz safkanlar için söylüyorum. Ama e, burada 6 numara Duruşu yeter. Eğer bir sürpriz yapacaksa bu at yapar. O yüzden oyunumu ben buna göre planladım. 5 1 3 arkadaşlar. 5 1 3 geniş kupon için 6 ilave. Gelelim dördüncü koşuya saat 3'te koşulacak. Şart 3 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pist 5 safkanın start alacağı bir yarış. Arkadaşlar burada çok fazla bir detay yok. Hızlı bir şekilde bitireceğim burayı. Garanti oyun yapayım diyenler 1-2-3 yapabilirsiniz. Ee, Pan Fo Faro biliyorsunuz ki bir numaralı safkan 12 gün evvel bir kum pist galibiyetini imza attı. Ve dördüncü yarışı olduğu Yarış tecrübesi açısından en fazla yarış koşmuş isim diyebiliriz. 3 numara Kızım Utkunsa 26 güne var. kazandı ilk yarışını. Muhammed Mir Bilgin biliyor burada. Panfafora'da ise İbrahim Sefa Söğüt olacak ve Onur Gökşehir birlikte e, Kızım Beril 2 numarada yine burada kum pistte ilk kez çıkacak olan isim. E, Çim'de ilk yarışını kazanmıştı. Sonra bir 6.lık geldi. 33 günlük bir aylık bir ara var. Burada e, Kumpis'teki kum pistteki ilk startında bir ihtimal söz konusu olduğu için bu atı da değerlendirerek burayı 1-2-3 yaptık arkadaşlar. Gelelim 5. koşuya saat 3.30'da. Ee, Maiden 3 yaşlı Araplar 1.300 pist yarışı. Arkadaşlar burada 12 adet safkan start alıyor. Bu 12 at içerisinde favorimiz Onur Yıldız idaresindeki 4 e, numara şanlı Anka'dır. Kurba baktığımızda bu safkanın şansını birazcık daha yüksek görüyoruz açıkçası. Ama yine de 8 günevel 4. olmuş bir Can Halil 2 numarayı yazmakta fayda görüyorum. Yine arkadaşlar tabelalı olan bir safkan Mahmut Turan'la birlikte bedel 2 6 numarayı da yazmanızı burada faydalı görüyorum. İlk kez kuma çıkacak olan Mehmet Akyavuz'la birlikte ki kumda gitmesi de kesin gözüyle bakıyorum. Hümacığım 10 numarayı da yazmanızı önereceğim. 6'ncısı Şövalye Atlı bilhassa Şövalye ötürü Bu safkanı burada yazmanızı tavsiye ediyorum. Gelelim arkadaşlar 6. koşuya saat 4'te koşulacak 14 handikap bişilere mahsus bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1300'de kuma çıkacaklar. 12 safkanın koşacağı bir yarış olacak. Arkadaşlar burada benim bir favori gördüğüm safkan var. Ve ben bu safkanı bu yarışta tek olarak bırakacağım. Bakın 14 handikap olabilir. İşte burada 12 tane at var. Bir sürpriz gelirim vesaire olabilir. Yalnız ben vereceğim atın da favori midir değil midir kısmını bilmiyorum. Belki bizim vereceğimiz hatta sürpriz olabilir yani. O yüzden e, burada ben direkt e, lafı uzatmadan geçiyorum. 2 numara Mayreveri İbrahim Sefasyot ile birlikte Kurtarı Kürüsü Safganı arkadaşlar. Benim burada favorim ve bankotekimdir. Son yarışı son iki yarışı hatta diyelim birazcık kötü yarış performansları ama bu mesafedeki etkinliğini grup içerisindeki kalite olarak düzeyini düşününce bu atın ben kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Bilhassa mesafeden ötürü de şansını yüksek görüyorum. Tabii mesela 26 gün evvel kazanmış bir mis Ejdat var burada. Yani ki bu at gelemez mi? Veya 26 gün evvel 5. olan bir Tugay Alıcı ile Kurtarı Kürsü'nün burada gizli ekürü konumundaki safkanı Age of Humor start alıyor. Yani biz bunların hepsini değerlendiriyoruz ama tabii ki 1300 metre kum pistte derece olarak 121 25 görmüş bir safkan ve ben bu atın çıkış yapmasını bekliyorum bu sene içerisinde. 4 yarış koştu sadece bir çıkış yarışı olacak bu 2 numarayı bu yüzden burada tek olarak veriyorum arkadaşlar. Son yarışı çok da kale almayın dediğim gibi. 7. koş saat 4.30'da kısa vade 8 dişi 3 yukarı İngilizler 1400 kum pist yarışı 9 gün evvel koştu kazandı Mehmet Akyavuz'da God of Love 2 numara arkadaşlar favorim Kadir Tokoçoğlu ile 7 numara Yenefer 2 kez kum pist ikinciliği var bu sene içerisinde 2. at önerimdir 3. at olarak ise arkadaşlar burada Lady Miram 4 numarayı tercih ediyorum yani 2-7-4 şeklinde 3 safkanlı bir oyunla geçiyoruz burayı fazla bir detay yok Geldik 8. koşuya saat 5'te şart 2 4 yukarı Araplar 1900 kum pist yarışı. Arkadaşlar Doruğun Ayazı ve Gürobası Eküri Nadide Hayat ve Yağız Eren Eküri olarak start alıyor. 14 safkanın start alacağı bu koşuda. Evet şimdi bu yarış için favorimiz kimdir? Hemen onu açıklayalım. Arkadaşlar yarış gördü etti artık burada bir çıkış yapar dediğim bir isim 14 numara Özilge yine Kurtar Ekürüs'ün ahırdaşı olan bir safkan Onur Öztürk dersinde start alıyor 8 gün evvel 8. oldu bu sene 2. startıydı 3. startında burada daha etkili koşmasını bekliyorum. Mehmet Akyavuz'a 4 numara Kırım rüzgarına dikkat. 9 güne böyle 3. olan Safkan ee, kum pistte çıktığı ee, bir aranın ardından kum piste çıktığı yarışa ve 3. ülke elde etti. Burada da iyi bir performans bekliyorum bu hattan. Ekürler 2 numara Doruğun Ayazı ve 3 numara basar arkadaşlar. Bu Ekür'ü de yazmanızı tavsiye edeceğim. Biraz da 2 numara için burada söylüyorum. 3 numara tabi bir arayla geliyor. 2 numara Doruğun Ayazı son yarış kötü olmasına rağmen bir önceki yaşında sürpriz bir galibiyeti imza attı. Burada da neden olmasın tercihlerimizde yer verebiliriz bu safkana. Geçiyorum arkadaşlar. Bir, bir sonraki koşuya 9. koşu saat 5.30'da meydan 3 yaşlı Araplar 1300 kum pist yarışı. Burada arkadaşlar 12 adet safkan var. Hızlı bir şekilde tercihimizi veriyoruz. 2 numara Kosovalı Yiğit Kadir Tokoçoğlu ile birlikte favorimizdir. Peşi sıra Mehmet Akyavuz'a Cevherim 6 numara. Alican İnci ile bir kaya kürüs safkanı 7 numara. Fısıltı kayayı tercih edeceğiz ve bu şekilde arkadaşlar burayı 3 safkanla geçmeyi hedefledik. 10. koşu saat 6'da şart 3, 3 4 yaşlı Araplar 1400 kuma çıkıyorlar. Son yarış arkadaşlar burası biliyorsunuz ki Oğul Firuz ve Uçar Erhan Eküri 14 safkanın start alacağı bu yarışta. Arkadaşlar favorimiz Burada bir sürpriz favorim var. Yani onu söylemek istiyorum. 12 gün evvel koştuğu koşuyu kazanan bir safkan. Bu mesafede de etkili bir 37'lerde derecesi var. Gelişi güzel. 8 numara arkadaşlar. Burada bir sürpriz favori olarak başlatıyorum burada oyunu. E, peşi sıra 1 numara Onur Öztürk'ün Dars'taki Rimer Bey. devam ediyorum bu atla. E, peş sıra 3 numara Humay kızım. İbrahim Sefa Söğüt idaresinde tavsiye edeceğim. 12 gün evvel ikinci etmişti. Ondan sonra arkadaşlar Cemal Paso ile birlikte Yakın Doğu 9 numarayı da denemenizi öneririm. Bir aylık bir arayla geliyor. Atın belli ki problemleri vardı biraz. Onları belki çözdüler ettiler. Hazır getiriyor olabilirler atı. O yüzden burada 9 var Yakın Doğu'yu da yazın derim. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer video yayında İstanbul tahminlerini seyredebilirsiniz. Kanala abone olmayı, değilsek abone olun, Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olarak destek verelim diyorum arkadaşlar. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.